Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Bunu konuşacağız. Kripto para uzmanı Helin Çelik yayın konuğumuz. Öncelikle yayınımıza hoş geldin. Teşekkürler Aleyna Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Nedir kripto paralardaki son durum diye hemen bir girizgah yapmak isterim. Özellikle Bitcoin'in dün anlık olarak 90.000 bandını test etmesinin ardından sert bir kar realizasyonu aşaması gerçekleşti. Dünü ve bugünü kısmen satıcılı geçiriyoruz diyebilirim. Dipte 85.000'i test etmesinin ardından şu an yayın yaptığımız sıralarda 87.500'e kadar yeniden bir tepki alımıyla karşılaştı Bitcoin. Ancak altcoin'lerdeki geri çekilme süreci biraz daha derin oldu diyebilirim. Buradaki fon çıkışlarına bağlı olarak Bitcoin'den daha fazla değer kaybı yaşadı altcoin'ler ve altcoin yatırımcısı uzun süredir aslında yeni zirveleri bekliyordu. Özellikle geçtiğimiz boğanın yıldızlarını yeniden sahnede görmek istiyordu ama bu şu an itibariyle çok mümkün olmadı. Şimdi hali hazırda 87.500'den fiyatlanıyor demiştik. Tekrar bir alış hacminde artış gerçekleşirse yeniden bir 90.000'leri zorlayabilir ama 90'ın üzerinde kalıcı bir fiyatlama görmemiz lazım. Bizim o çok konuştuğumuz, bahsettiğimiz 98.000-100.000 dolar bandına çıkmak için. Şimdi biraz geri sarmak gerekirse yılbaşında neydi? Bu kadar rekor üstüne rekor kırmasının sebebi hep başlıklarda görüyoruz ya, Trump geldi, kriptocular yaşadı diye. Biraz böyle geriden yılbaşından alıp da günümüze, şu güne kadar getirebilir misin? Evet, yani aslında bunları konuşmamız çok önemli. Çünkü dinamiğini ve tabanını anlayabilmemiz açısından hangi gelişmelere daha çok reaksiyon verdi diye bakmamız gerekiyor. Şimdi sene başında 40.000'lerdeydi. 40.000'ler civarında fiyatlanıyordu Bitcoin. Bugün geldiğimiz noktada 90.000 seviyesine kadar yükseldi. Tabii bu geçen süre zarfında hem bir halving sürecini atlattı. Yani yarılanma gerçekleşti ve arzı %50 oranında düşmüş oldu. Madenciler dolaşıma daha az Bitcoin sokmaya başladı ve bu da arz kısıtı yaratan ve fiyatlara orta uzun vadede pozitif etkileyebilecek bir durumdu. Buradan bir artı yazdık aslında biz Bitcoin'e ve tabii Bitcoin önderliğinde kripto para piyasasına. Diğer taraftan zaman içerisinde, yıl içerisinde Orta Doğu'da yaşanan gerilimler biraz fiyatı baskılamış vaziyette. Normal şartlar altında bu heyecanla, bu furyayla belki geldiğimiz noktadan yaşadığımız yükselişle 100.000'in üzerini rahatlıkla görebilirdik ama yıl içerisinde çok fazla geri çekilme ve hatta 49.000 seviyelerine kadar düşmüştü. 60.000 seviyelerinden 70.000 seviyelerinden tekrar o banda kadar gerilemişti Orta Doğu'daki açmazlar nedeniyle. Çünkü yıl içerisinde yatırımcı riskli varlıklardan kaçış eğilimi göstermişti ki biz bu periyotta altının rally yaptığını gördük. Altın yükseliş serisine sahne olurken hem ABD endekslerinde hem de kriptolarda gerileme vardı. Diğer taraftan Trump'ın seçim heyecanı piyasayı besleyen öğelerden bir tanesiydi. Çünkü ABD kaynaklı geri çekilme süreci de biz yıl içerisinde yine yaşamıştık. Özellikle SEC Başkanı Gary Gensler'ın vermiş olduğu kararlar, kripto para piyasasına ve kripto para iş insanlarına açmış olduğu savaş, getirdiği kurallar bütünlüğü ABD'de bu piyasanın işlevsiz hale gelmesine neredeyse neden olmuştu ve dolayısıyla Trump'ın vaatlerinden bir tanesi SEC başkanını görevden almasıydı, alması yönündeydi. Hal böyle olunca birçok vaatle birlikte piyasada bir umut yeşerdi. Bir diğer açıdan yine yıl içerisinde FED faiz indirimlerine çok fazla reaksiyon gösterdi ve geçtiğimiz 2 yıl sıkı para politikasından ve yüksek faizden dolayı faiz getirisi olan ürünleri tercih ediyordu yatırımcı ve yine riskli varlıklardan kaçış eğilimi gösteriyordu. Şimdi faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte faiz getirisi olmayan ürünler de, riskli varlıklar da prim yapmaya başladı ve dolayısıyla biz son 2 toplantıdır ve hatta daha öncesinde jumbo bir faiz indirimine giderek 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Tabii sonraki aşamada bunun bu kadar sert faiz indiriminin enflasyonu yeniden tetikleyeceği düşüncesiyle aslına bakacak olursak burada bir frene bastı ama yine de faiz indiriminden vazgeçmedi. Dolayısıyla bu da piyasayı besledi ama yine yıl içerisine atıfta bulunacak olursak faiz indirimlerinin geldi mi, geliyor mu? Geldiğimiz son düzlükte de faiz indirimleriyle birlikte Trump'ın seçilmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlilik desteklendi ve balina pozisyonları arttı aslına bakacak olursak ve kurumsal alışlar hızlandı. Buradaki en önemli sebep aslında Bitcoin'in stratejik rezerv olarak düşünülmesinden kaynaklı. Çünkü Elon Musk'ın vaatlerinden bir diğeri de buydu. Seçildikten sonra, göreve başladıktan sonra Bitcoin'i stratejik rezerv ilan edeceğini açıklamıştı. Dolayısıyla eğer böyle bir şey söz konusu olursa sadece ABD'de yüklü alımlar görmeyeceğiz ve dünyanın geneline sıçrayan bir kripto para iyimserliği bizi bekliyor olacak ve bu hükümetler tarafından olacak. Şimdi elimde son rakamlar var. Toplam değeri 3 trilyon doları aştı şeklinde. Bu kadar rekor üstüne rekor kırıyor deyince tabii yatırımcının da iştahı kabarmış durumda. Özellikle Bitcoin almak için bekleyenler açısından bakacak olursak. Ama dediğin gibi az önce tamam 89 bin lira çıktı işte ama 100 bini çoktan aşması gerekiyordu. Beklenti bu yöndeydi. Şunu da hemen sormak istiyorum. Şimdi Trump'ın etrafındaki yöneticileri de belli olmaya başladı. Burada da Elon Musk çok fazla ön plana çıkıyor. Bundan sonrası için neler söylersin? Elon Musk'ın desteklediği ölçüde piyasada yine biz hamleler göreceğiz. Bugün göreve geldiği birimin kısaltması Doge aslında ve Dogecoin'de bunun açıklanmasının arkasından %20'lik bir artış görüldü. Dolayısıyla piyasayı besleyecek hamleler bunların hepsi. Diğer taraftan tabii Trump'ın vaatlerini her bir vaadi yerine geldikten sonra yeni bir yükseliş dalgası görebiliriz. Ama piyasanın koşullarının da desteklenmesi lazım. Orta Doğu'da savaşı bitireceğini söylemişti. Ve Orta Doğu'da savaşın bitmesi düşüncesi de riskli varlıkları besleyen bir durum olur. Altında da biz hatta hem tarihsel olarak tabii ABD seçimleri öncesi ve hemen akabinde bir gerileme olabileceği ve MTA endeksinde de altının da içinde bulunduğu MTA endeksinde de biz gerileme olabileceğini biliyoruz. Ama bu Orta Doğu'daki savaşın bitirileceği ihtimali de sarı metale bir gerileme yaşattı. Diğer taraftan piyasa değeri 3 trilyon doları aştı. Burada bir önceki boğa seviyesi aslında toplamda bakacak olursak ama altcoin'lerin payı daha düşük kaldı. Yani fonlar ağırlıklı olarak Bitcoin'e gidiyor ve Bitcoin'in piyasa değerine bakacak olursak gümüşü geride bıraktı diyebiliriz. Tabii zaman içerisinde altını geçer mi geçmez mi bu gibi tartışmalar şu an konuşulmaya başlandı ama bunun için biraz erken olduğunu düşünüyorum ben. Ama yaygınlık seviyesi arttıkça ilerledikçe hem piyasa değerinde hem piyasa katılımcı oranında bir artış olacağını söyleyebiliriz ki aktif adres sayısı da 3 Kasım'dan bu yana yükselişte. Yani Trump'ın geleceğinden az çok piyasa emin olmaya başladıktan sonra aktif adreslerin sayısı da arttı. Yani daha fazla katılımcı girip aktif olarak işlem yapmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir iyimserlik var şu an itibariyle piyasada. Peki çok teşekkür ederim. O zaman yatırımcılar son olarak haberleri yakından takip etsin diyelim. Varsa son eklemek istediklerin onu da alalım. Evet aslında Çin tarafından ve şimdi yeni bir haber İtalya tarafından gelen haberler de piyasada dikkate şayan bana kalırsa. Çünkü Çinli bir firma yasaklara rağmen bütün o katı politikalara rağmen Bitcoin'le ödeme yapacağını açıkladı. Bir çip üreticisi bu. Diğer taraftan İtalya'da vergi oranları %40'ın üzerindeydi ve bu %26 seviyesine yanlış hatırlamıyorsam 20'li seviyelere çekildi. Burada da yatırımcının yine teşvik edilmesi durumu söz konusu. Farklı ülkelerden de biz benzer adımlar göreceğiz gibi gözüküyor. Burada sıkıntı yaratacak bir politika olmadığı sürece geri çekilmeler kar realizasyonu olarak değerlendirilebilir. Çünkü yatırımcının karlılık oranı yükselmişti ve bunu normal karşılayabiliriz. Altcoin'lere karşı daha fazla temkinli olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ben teşekkür ederim. Kripto para uzmanı Helin Çelik yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.